Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Kumani davasında ara karar çıktı. Mahkeme kararını dün verdi ve gece yarısı da ÜYAP'a yükledi. Buna göre tutuklu 18 siyasetçinin, HDP'li siyasetçinin tutukluluk halleri devam edecek. Mahkeme aynı şekilde Selahattin Demirtaş'ın da, tutuklu Kürt siyasetçi, HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'ın da taleplerini reddetti. Yani mahkeme açısından yeni bir gelişme yok. Mahkeme zaten dediğim gibi sona doğru gidiyor. Selahattin Demirtaş son savunmaları yapıyor. Savunmaların da birkaç gün içerisinde tamamlanacağı anlaşılıyor. Ancak işte mahkeme ayda bir tutuklu siyasetçilerin durumunu, dosyalarını gözden geçiriyor güya. Ama uzunca bir süredir zaten kimseyi de tahliye etmiyorlar. Öyle bir niyetleri de görünmüyor. Mahkemenin de izlediği tutum güven vermiyor ve öyle anlaşılıyor ki bu ayın sonuna doğru çıkacak olan karar saray rejiminin, devletin istekleri, talepleri doğrultusunda bir karar olacak. Önceden verilmiş bir karar olduğu da açık da yani en azından sonucu bekleyelim, görelim, ondan sonra da durumu değerlendiririz. Aynı şekilde HDP davasında da sona doğru gidiliyor. Geçen ay bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nden Türk medyasına bir takım haberler sızdırılmıştı. Kapatmayla ilgili karar verilmiş, orada bir sorun yok denilmişti. Sorun sadece siyasi yasak istenen Kürt siyasetçilerin dosyasından kaynaklanıyor. 450 kişi var. O dosyaları incelemek biraz uzuyor demişlerdi. O zaman alıyor ama onun da yakında tamamlanacağı söylenmişti. 450 siyasetçi için siyasi yasak isteniyor HDP kapatılma davasında. Düşünebiliyor musunuz? 450 kişi aslında son 30-40 yılda Kürtlerin yetiştirdiği en önemli siyasetçiler. Yani temel kadro. 40 yıllık birikiminiz, ağır bedeller ödeyerek ürettiğiniz, yarattığınız, yetiştirdiğiniz Kürt siyasetçileri şimdi onlar bir kalem darbesiyle, bir mahkeme kararıyla bir köşeye atmak istiyorlar. Her birine siyasi yasak getirmek istiyorlar. Daha cezalar verecekler Kobani davasında da. Böyle bir konsept var ve bu konsept yeni yılda başka araçlarla, başka gelişmelerle uygulanacak ve Kürt hareketine dönük olarak bu yıl deyim yerinde ise süreç çok hızlanacak ve çok sertleşecek. Gelişmeler buna işaret ediyor. Bu gelişmelerin biri de CHP'nin izlediği yerel seçim siyasetinde ortaya çıkıyor. CHP'yi yakından izlemek gerekiyor. Çünkü CHP'nin yeni genel başkanı görünürde nasıl bir tutum alırsa alsın öyle anlaşılıyor ki açıklamalarından, davranışından, CHP'nin izlediği siyasetten bunu anlıyoruz. Devletin yeni yılda Kürtlere uygulayacağı siyasetin uygulayacağı politikanın bir aracı haline gelmiş gibi görünüyor CHP. Şöyle ki geçen gün Memleket Partisi ile görüştü. Muharrem İnce'yi kabul etti. Özgür Özel, CHP'nin yeni eş genel başkanı, orada bir açıklama yaptı. Dedi ki biz DEM Parti ile yerel seçimlerle ilgili görüşmeyeceğiz. Kapıyı kapatan bir konuşmaydı. Aslında çok üzerine düşen de olmadı. DEM Parti de çok üzerine almadı ama Özgür Özel çok açık bir biçimde söyledi. Bizim DEM Parti ile bir görüşmemiz olmayacak dedi. Yani bırakın ittifakı, işbirliğini, görüşme olmayacak dedi. Ama işte onların kendi uzlaşısı stratejilerini önemsiyoruz. Oradan bir takım ortak hareketler olabilir dedi. Kesinlikle bir görüşme, bir işbirliği olmayacağının mesajını verdi. Şimdi normalde CHP'nin yerel seçimlerden zaferle çıkabilmesi için en azından büyük şehirleri AKP'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na kaptırmaması için Kürtlerle işbirliğini, Kürtlerle Kürt seçmeni desteğini alabilecek bir diyaloğu sürdürmesi gerekiyor. Ama CHP bunu yapmıyor, yapmayacağını da açık mesajını verdi. Kürt hareketini, Kürt seçmeni dışlayan, ötekileştiren siyasete yerel seçimler üzerinden bir destek verdiler. Dediğim gibi bu yerel seçim siyasetiyle alakalı devletin, çünkü devlet yerel seçimlerde hem Kürdistan'da hem Türkiye'nin metropollerinde DEM Parti'yi olabildiğince geriletmek, olabildiğince etkisizleştirmek istiyor. Buna doğru dönük olarak bir politika benimsemişler ve CHP'de bu rolü üstlenmiş görünüyor. Kürdistan'da ne yapıyorlar? Kürdistan'da kritik illere, kritik ilçelere
Seçmen kaydırıyorlar, sahte seçmen yazdırıyorlar, sanal seçmen gönderiyorlar. Askerleri, polisleri oradan oraya kayıtlıymış gibi gösteriyorlar. Bir eve 1.000 tane seçmen yazdırıyorlar, bir misafirhaneye 1.500 seçmen yazdırıyorlar. Böyle Kürdistan'da da hamleleri var ama batıdaki hamleleri de CHP üzerinden yapıyorlar. Kürdistan'da AKP üzerinden, batıda, Türkiye'de CHP üzerinden, HDP'ye, daha doğrusu DEM Parti'ye operasyon çekiyorlar. Bizimkilerin bunun çok farkında olup olmadığını bilmiyorum ama yani CHP Kürtlerle bir diyalog istemiyor. AKP, CHP, AKP, MHP zaten istemiyor. Onlar tasfiye etmek, çökertmek, marjinal hale getirmek istiyorlar. Dolayısıyla Kürt seçmenin alacağı tutum çok önemli olacak. Türkiye'nin metropollerinde milyonlarca Kürt seçmen var. Milyonlarca Kürt yaşıyor. Sadece İstanbul'da 5-6 milyon Kürt var. Kürtleri böyle kafalamaya çalışan bir takım perde arkası görüşmeler, gelişmeler olabilir ama DEM Parti'nin de Kürt siyasetinin de açık bir şekilde ortaya koyduğu bir müzakere, açık bir diyalog, siyasal taleplere dönük açık bir taahhüt muhalefetten gelmiyor, gelmeyeceği de anlaşıldı. Dolayısıyla DEM Parti yeni dönemde buna uygun ne yapar? MYK toplantıları vardı, herhalde yeni toplantılar da olacak. Gördüğüm şu, yani naçizane buradan bakınca gördüğüm şu, yeni yılda devleti Kobani davasıyla, HDP davasıyla ve yerel seçimlerle birlikte Kürt siyasetini, demokratik legal Kürt siyasetini bastırma ve çökertmede bir hazırlık içerisinde olduğu anlaşılıyor. Öyle diyeyim yani. Bir plan var ve bu plana uygun olarak davranan bir mahkeme var. Bu plana uygun olarak davranan bir CHP, bir muhalefet var. Dolayısıyla Kürtlerin bunu gözden kaçırmamaları gerekiyor. Çok önemli. Başka parametreler de var aslında. İşte Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan da söyledi. Savaşı sürdüreceğiz. Evet, operasyonlar da devam edecek. Amerika ile pazarlıklar da sürüyor. Rojava'ya dönük kuşatma da devam ediyor. Medya savunma alanlarında Güney Kürdistan'daki kuşatma da, Irak'la, İran'la pazarlıklar da devam ediyor. Yani bir yandan Amerika ile görüşüyorlar, bir yandan da İran'la görüşüyorlar. İran'ın da içinde bulunduğu bu koşulları değerlendirerek Kürtlere bir darbe, ağır bir darbe indirmenin hesaplarını yapıyorlar. Buna dönük olarak bir takım farklı hesapları, hazırlıkları da var. Onlar da anlaşılıyor. Yani dolayısıyla gündem Kürtler açısından sıkıntılı. Kürtlerin kendi başlarının çaresine bakabilecekleri bir dönem bu. CHP'den ya da herhangi bir muhalif partiden, muhalif bir organizasyondan Kürtler için bir olumlu destek gelmeyeceği anlaşılıyor. Çünkü devlet her tarafa nüfuz etmiş ve her tarafı, deyim yerindeyse, Kürtlere karşı örgütlemiş. Bunun farkında olarak siyaset yapmak, bunun farkında olarak davranmak Kürtlere en azından daha az zarar verecektir. Bir şey kazandırmasa bile daha az zarar verecektir. Çünkü gidişatı okuduğunuz zaman, kestirdiğiniz zaman şimdi çok rahatlıkla görüyorsunuz. Yeni yılda yeni parametreleri devletin Kürt hareketini bütün cephelerde darbelemeyi amaçlıyor. Bundan zaten hiç vazgeçmediler. 8-10 yıldır sürdürüyorlar ama işte seçimler gündeme geliyor. İşte Kerkük meselesi gündeme geliyor. İşte Rojava'da pazarlıklar gündeme geliyor. Farklı bölgelerde farklı gelişmeler olunca, ortaya çıkınca bunların hepsini yeniden Kürtlerin aleyhine değerlendirmeye çalışıyorlar. Kürtlerin de bu gelişmeleri kendi lehlerine değerlendirebilecek bir siyaset izlemeleri, bir yaratıcı politika geliştirmeleri gerekiyor. Yerel seçimler bu anlamda önemli. Dediğim gibi DEM Parti'yi etkisizleştirmek, geriletmek, çok zayıf bir duruma düşürmek istiyorlar. Aslında DEM Parti'nin HDP ile kazandığı o kilit parti konumundan zaten epey bir geriye ittiler. Şimdi tamamen marjinalleştirmek, etkisizleştirmek istiyorlar. Dolayısıyla Kürt siyasetinin de burada tabii ki hataları, eksikleri oldu ama artık onlar geçti. Dolayısıyla yeni döneme daha dikkatli, daha doğru ve daha gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Bölgedeki gelişmeler de aslında ara vermeden devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki Lübnan'da ve Yemen'de yeni savaş cepheleri açılacak. Bugün zaten Hizbullah 60-70 tane füze gönderdi İsrail'e. İsrail karşılık verdi. Dün de Hizbullah'ın lideri Nasrallah, eğer biz İsrail'e Salih Aruri cinayetiyle ilgili karşılık vermezsek etkisizleştiririz.
İsrail'i Lübnan'a davet etmiş oluruz. O anlamda konuştu. İsrail'in Lübnan'a dönük olarak saldırılarını kabul etmiş oluruz. Ona da cevap vereceğiz dedi. Bugün de cevap vermeye başladılar ama böyle beklenen düzeyde sert bir cevap değil henüz, ama İsrail şeyde çok kararlı. Lübnan'a girmekte çok kararlı. Hizbullah'ı geri itmekte çok kararlı. O cephe açılacak. Amerika Birleşik Devletleri de alarm verdi. Yemen'de Husilere dönük olarak savaş hazırlıkları yapılıyor. Oraya bir müdahale olacak. Kızıldeniz-Deniz Koalisyonu üzerinden savaş uçakları, savaş gemileri hazırlıklarını yapıyorlar. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde Lübnan'da ve Yemen'de yeni cepheler açılacak. Ama Irak'ta da ciddi çalkantılar var. Irak'ta yeni dönem, 7 Ekim'den sonra başlayan yeni dönem Irak'taki Şiiler arasındaki problemi derinleştirdi. Zaten vardı o problem. İran yanlısı Şiilerle Arap Şiiler arasında, Sadır hareketi arasında özellikle sıkıntılar vardı. Dünden beri Sadır'la ilgili bir takım spekülasyonlar var. Araplarla Sünniler arasında, Şiilerle Sünniler arasında sıkıntılar derinleşecek. Bağdat'la Erbil arasındaki sıkıntılar derinleşecek yeni dönemde. O da öyle anlaşılıyor. Kürtlerin kendi aralarındaki ilişkilerin normalde olumlu seyretmesi gerekecek ama öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin müdahaleleri, İran'ın müdahaleleri Kürtlerin hem Kerkük'te hem genel olarak Güney Kürdistan'da ortak bir tavır almalarını şimdilik önlüyor. Ama benim naçizane öngörüm olur ki Kürtler isteseler de istemeseler de yeni dönemde birlikte hareket edecekler bu ülkelerin baskılarına, bu ülkelerin ayak uyumlarına rağmen. İran cephesinde ciddi bir sıkıntı var. İran'ın caydırıcılığında bir azalma olduğu, caydırıcılık kapasitesinin zayıfladığı da görüldü. Bu da aslında İran'ı çok zorluyor. İran güçlü bir mesaj, güçlü bir karşılık vermez ise İsrail'e, Amerika'ya, İran'ın bu zayıflayan konumu, bu azalan caydırıcılık kapasitesi İran'a bir ciddi tehdit olarak dönebilir. Çünkü İran yıllardır bu stratejik bir kart olarak kullandığı bu caydırıcılık nedeniyle bölgedeki bir sürü kesimi kendi içinde de dışında da bastırmış, teslim almış, onlara bir takım dayatmalarda bulunmuş, uluslararası sistemi bile tehdit etmişti. Şimdi ama İsrail'in bu kararlı tutumu, bu gözünü karartan tutumu İran'ı bir teste zorluyor ve İran cevap vermekte zorlanıyor. Ve İran ciddi bir sınavdan geçiyor. Hem kendi içindeki sıkıntıları açısından hem bu dış baskılar karşısında nasıl bir yanıt verecek. İntikam bayrağı çektiler dün camiye. İntikamını alacağız dediler. Kasım Süleyman öldürüldüğünde de o bayrağı çekmişlerdi. Fakat İran açısından çok sıkıntılı. İran nereye kadar gerileyecek? O da çok merak ediliyor. Bir yerden sonra cevap vermek zorunda kalacak. Öyle anlaşılıyor ki Hürmüz Boğazı'nda, Kızıldeniz'de, Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta İran'la ve böyle gidişata da bakılırsa İsrail'den çok Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim, çatışma ihtimali gittikçe yükselecek. Bölgedeki yangın dediğim gibi devam ediyor, devam edecek. Bu arada yangın herkesi de çok zorladığı için bölgesel bloklar da yavaş yavaş dağılıyor. Artık birlikte bu süreci karşılama eğilimleri zayıflıyor. Herkes bir parça, her ülke, işte Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Türkiye, her ülke artık kendi başının çaresine bakmanın arayışında. Bu Kürtler için de geçerlidir. Kürtler de bu dönemde kendi başlarının çaresine bakmanın yollarını aramalılar ve birlikte hareket edebilmenin araçlarını yaratmalıdırlar. Kürtlerin bölgede herhangi bir güçle hareket etmelerinin imkanı yok. Çünkü bölgesel güçler Kürtleri istemiyorlar. Dolayısıyla Batı sistemiyle Amerika, İsrail, NATO, Avrupa Birliği ülkeleriyle ortak bir cephede yer alarak bu sürecin ortaya çıkardığı riskleri bertaraf etmenin, fırsatları da değerlendirmenin yollarını aramalıdırlar. Dediğim gibi yerel seçimler çok önemli ipuçları veriyor. Yerel seçimlerde CHP'nin izlediği siyaset, AKP'nin, iktidarın, devletin izlediği siyaset, Kürt hareketine yeni bir seçim hezimeti, bir yenilgi yaşatmak, Kürt hareketinin, Kürt siyasetinin, legal demokratik siyaseti darbelemek istediklerini gösteriyor. Bu uygulamalar buna işaret ediyor. Kürdistan'da seçmen kaydırma, Batı'da tecrit etme siyaseti, Kürtleri bir devlet konsepti gereği bastırmanın
parametreleri olarak ortaya yere çıkıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Zaman varken bu yerel seçim siyasetini bir rayına oturtmak gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın, iyi bir akşam diliyorum.